Hepiniz sosyal koltuğa hoş geldiniz. Falan burada arkadaşlar, sosyal koltuk her cumartesi akşam saat 8'de sizlerle olacak. Ve sosyal koltuk, bilmeyenler için söyleyelim, nedir sosyal koltuk? Sosyal koltuk, sizlerden gelen soruların burada bizzat özel bir şekilde cevaplanması ve daha çok tabii ki sosyal medya ve reklamlarla alakalı olan soruların cevaplanmasıdır. Evet, ilk sorudan başlıyoruz. İlk sorumuz nedir abi? Takipçi kazanmak için hangi reklam türü kullanılmalı? Bunları nasıl kullanmalıyız? Arkadaşlar, takipçi kazanmanız için net olarak profil ziyareti reklamı girmeniz lazım. Zaten bu Instagram'ın reklam, yani birçok insan Instagram reklamlarında biliyorsunuz direkt gönderiyor, öne çıkar butonuna bastığında profil ziyareti reklamı girdiler. Ve bu profil ziyaretlerinden hızlı bir şekilde takipçi kazananlar da oldu, kazanmayanlar da. Bu sorunun cevabı direkt profil ziyareti reklamı olsa bile yine aynı şekilde meta reklamlarında bilinirlik reklamları var arkadaşlar. Zaten Serdar Doğan dijital Instagram hesabı profilimize girdiğinizde başa tutturduğumuz iki gönderi var. 7 kuruşa ve 10 kuruşa reklam diye. Bu metada bilinirlik reklamlarını da kullanarak aslında hem hızlı bir şekilde izlenme alabilir hem de profil ziyaretlerinizi de artırarak takipçi kazanabilirsiniz. Gelsin ikinci soru. Instagram'da beni takip edenleri programsız nasıl görebilirim ya da görebilir miyim? Çok güzel. Instagram'da sizi takip etmeyenleri görmenin yolu şu anda programsız olarak yok gibi arkadaşlar. Hani daha çok manuel stalkerlar, bu cümlesi için stalklayarak aslında görebiliyoruz tabii ki. Ama programlı şekilde birçok piyasada üçüncü parti dediğimiz programlar mevcut. Bunları biz peki kullanmanızı öneriyor muyuz? Asla kullanmayın. Çünkü hesabınızın şifresi çalınabilir, başka kişilere geçebilir ya da farklı kullanılabilir bu bilgiler. Programsız bir şekilde bunu bulmanın metodu, yeri var. Bu da tabii ki yine Serdar Doğan Dijital Instagram hesabımıza biz bunu daha önce paylaşmıştık ve blog sayfamızda da bu bilgiyle alakalı özel bir paylaşım yapmıştık. Oradan yine ulaşabilirsiniz. Yine biz bunu, ben ekibime ileteyim, açıklamaya koyalım. Oradan da siz gidip programsız bir şekilde, özel bir şekilde siz takip etmeyenleri unfollow edebilirsiniz. Herhangi bir aplikasyonda gezerken karşımıza çıkan reklamlara karşı neler yapabiliriz? Yani bu soruyu tam biraz nitelendirmek lazım. Nasıl yani herhangi bir aplikasyon herhangi derken? Herhangi bir sosyal medya uygulamasında gezerken karşımıza çıkan reklamlara karşı neler yapabiliriz? Bir şey yapamazsın oğlum, ne yapacaksın? Reklamı isteyeceksin yani. Ha öyle de oğlum o zaman. Soru öyle sorulmaz. Soru şu aslında. Sürekli konuştuğumuz arkadaş arasında ya da yaşantımızda ele aldığımız konularla alakalı reklamlarla karşılaşıyoruz. Sosyal medya mecralarında, Google'da, YouTube'da. Bununla alakalı ne yapabiliriz? Nasıl bir çözüm üretebiliriz? Şöyle, bununla alakalı arkadaşlar Google uygulamasında sağ üst köşeden giriş yaptığınızda bu reklamları incelemesini ya da irdelemesini, sizi daha doğrusu telefonunuzun sizi dinlemesini engelleyebiliyorsunuz. İşlere yönelik işletmeye sosyal medyayı hangi amaçlarda kullanması doğru olur? Mükemmel bir soru. Gençlere yönelik işletmenin sosyal medyayı nasıl konumlandırmalı? Yani mesela bu bir kafe olabilir. Hatta bu kafemiz hayal ediyorum şey olsun. Örnek veriyorum, old school kafe. Adı böyle olsun. Eski tarzı benimseyen vintage bir kafe. Gençlere yönelik bir kafe. Nasıl yürümeli? Sosyal medya profilini çok ciddi derecede aktif kullanmalı. İçerideki konseptiyle alakalı, yani iç dekorasyonuyla alakalı içerikler çekebilir. Daha sonra ziyaretçileriyle beraber içerikler üretebilir. Ve burada yarışmalar düzenleyip bu yarışmaları da yine eğlenceli taraflarını sosyal medyada paylaşabilir ve gençlerin dikkatini çekebilir. Mükemmel şeyler olabilir. Bence gençlerin dikkatini çekmek, daha doğrusu Z kuşağını anlayabilmek diye bir terim ortaya çıktı. Hani son zamanlarda biliyorsunuz. Z kuşağının reklam modülünü anlamak aslında onların yaşamlarına dair hareket etmekten geçiyor arkadaşlar. Siz Z kuşağını gerçekten anladıktan sonra reklamlarınızı da o şekilde düzenleyince eminim ki gençlerin de dikkatini çekeceksiniz. Sosyal medya okuryazarlığı nedir? Bunun gençlere faydası olur mu?
Dijital medya okur yazarlığı aslında değişen sosyal medya dinamiklerini doğru bilebilmek, bunlara ayak uydurabilmek ve buna göre kendi markanızı konumlandırabilmek demektir. Siz dijital medya okur yazarlığına hakim olduğunuzda aslında markanızla alakalı sosyal medya hamlelerinizi çok daha artı bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Hatalar yapmıyor, doğru şekilde hamlelerle büyüyor ve kendi hedef kitlenizi çok ciddi bir şekilde dikkatini çekiyor ve kendinize de bunu gelir olarak, ciro olarak da yansıtabiliyorsunuz. Dijital medya okuryazarlığı tam olarak özetle böyle bir şey. Adblock reklam engelleme serisi. Ne işe yarıyor? Kullanmalı mıyız? Adblock aslında adı üstünden reklam kapat, reklam engelle anlamında. Reklamları görmenizi engeller. Başlı başına zaten reklamı engeller ama daha çok zaman kazandırır. Yani değerli zamanınızı alan reklamdan sizi kurtarır. Böyle açıklayabiliriz. Bir sosyal medya stratejisi nasıl olmalı? Çok genel bir soru. Yani... Özetle alalım. Sosyal medya stratejisini sormuşsunuz. Sektörlere göre değişir. Sektöre göre değişmekle birlikte yine neden sonuç ilişkisine göre de aslında bu strateji değişir. Ama özetleyecek olursak öncelikle biz hangi hedef kitleye hitap ediyoruz? Bunu seçeriz, seçmeliyiz. Daha sonrasında içeriklerimizi konumlandırma var. İçerikler ne şekilde üretilecek? Nasıl konumlandırılacak? Nasıl servis edilecek? Ve biz aslında neyiz? Bunu anlatmamız lazım. En önemlisi sorun çözme. Hangi sorunu çözüyoruz biz? Ve buna bağlı da strateji geliştirmeliyiz aynı zamanda. Özetleyecek olursak bu 3-4 dalda sosyal medya stratejisi bu şekilde konumlandırılmalı. Ama tabii daha böyle spesifik sorular sorarsanız bir sonrakinde o kategoriye ait daha detaylı bir strateji paylaşabiliriz. Belki bundan bir video bile çıkabilir yani. Sosyal medyada kullandığımız hashtagler önemini yitirdi mi? Hashtagler öldü mü? Neydi? Bir şarkı vardı. Neydi o ya? Bir şey öldü mü? Bir şey kaldı mı? Neydi o ya? Tunga öldü mü? Issız acım kaldı mı? Hashtagler tamamen aslında ölmedi. Gerçekten değeri var hani bir noktada ama bu içeriğinizin neredeyse %30 ya da 40'ını falan etkileyebiliyor hype'lanmasında, ciddi etkileşim almasında, keşfete düşmesinde böyle söyleyebiliriz. Hashtagleri de benim size önerim 12 ile 20 hashtag arası kullanmanız ama bazı uzmanlara göre 30 hashtag kullanımı, bazılarına göre işte 10 hashtag kullanımı gibi yorumlar var. Ama ben şunu öneririm net olarak, aynı hashtagleri copy paste etmekten uzaklaşın ve aynı hashtaglerin benzerlerini koymaktan da uzaklaşın. Mesela hashtaglere mesleklere girebilir, popüler kültürden de ya da popüler hayattan da faydalanmak istiyorsanız mesela yapay zekayı, girişimciliği, motivasyon gibi bu kelimeleri de hashtag olarak kullanabilirsiniz. Ve sizin etkileşiminizi de hızlandırır, artı koyuyor. Hızlandırır ve artı sağlar. Para kazanmak için Instagram'dan çok çok değerli içerik üretmelisiniz arkadaşlar. Yani değerli içerik üretir, kitlelerin dikkatini çeker, hatta kitleleri dahi yönlendirebiliyorsanız siz net olarak para kazanırsınız. Ne gibi? Marka işbirlikleri yaparsınız, influence etmek diye bir tabir var. Influencerlık noktasında aksiyon alabilir. Ya da belli başlı reklamları kendiniz de reklam teklifi olarak değerlendirip bunları yapabilirsiniz. Ha ben bunu hiç bunlarla alakalı değil de genel olarak ben ticaret olarak soruyorum. Nasıl para kazanırım derseniz de yine bu işin özünde arkadaşlar gerçekten profilinizin çok güzel, tatlı, eğlenceli mümkün mertebe genele hitap edebilen ve dikkat çeken içeriklerle donatırsanız siz hem önünüze almış olduğunuz örneğin şu kupayı bile çok çok güzel rahat satabilirsiniz. Hikayenizde paylaştığınızda, kendi e-ticaret sitenizi etiketlediğinizde, koyduğunuzda bile bu hızlı şekilde satılacaktır. Facebook'ta çok büyük reklam bütçesine günlük girmek doğru mu? Ya da nasıl girmeliyiz? Reklam bütçesi nasıl olmalı? Günlük reklam bütçesini ne kadar girmeliyiz Serdar Hocam? 100 liraya reklam olur mu? Olmalı mı? Diyenler. Arkadaşlar bunu ben geçtiğimiz günlerde story paylaştım işte hani bir soru cevap yapmıştım. Bir fast food markasında iki kişi yemek yedik ve 300 lira ödedik. Hani sizler de zaten bunu biliyorsunuz.
Dışarıda bir yemek yediğinizde iki kişi minimum 300 lira, 500 lira para ödüyorsunuz. Bu bulunduğunuz bölüme, seçtiğiniz markaya göre değişir. Ve bize hala daha şey talepleri geliyor işte. Ya Serdar hocam günlük 100 TL reklam girsek olmaz mı? İşte 50 TL girsek olmaz mı diyenler var. Arkadaşlar net söylüyorum, olmaz. Yani olmaz. Sizin minimum 500 TL reklam bütçesi girmeniz gerekiyor. Yani şart. Ha diyeceksiniz ki ya hocam saçmalamayın, ben işte 200 lira giriyorum, çok güzel dönüş alıyorum diyenler de var. Ya olabilir abicim, 200 de girebilirsin, 300 de girebilirsin. Bu senin kararın yani, ama gerçekten dönüşüm yüksek, güzel bir reklam konumlandırmak istiyorsan minimum girmen gereken rakam hadi diyelim 300 TL. Hadi minimum yani girmen, o da başlangıç için. Daha sonrası için kesinlikle 500 ve 1000 lira bandını geçmeniz lazım. Çünkü psikolojik sınır dediğimiz bir durum var reklamlarda. Siz bu psikolojik sınırın bir tık üstünde olduğunuz durumda gerçekten reklamdan dönüşümünüzü artırdığını göreceksiniz arkadaşlar. Bir de bunun diğer tarafı var. Hani ya Serdar hocam 10.000 girelim, 50.000 girelim, çok fazla reklam bütçesi girelim, bir anda işte patlayalım, herkes bizi duysun, herkes bizden alışveriş yapsın, biz her şeyiyle hazırız, işte stoklarımız hazır, markamız hazır, paramız da var yani. Hocam gir abi, gir ya, neden girmiyorsun diyenler oldu mu? Evet oldu. Denedik mi? Evet denedik. Ama maalesef sonu hüsranla bitti, uyarmama rağmen. Yani abi yapma abi, girmeyelim abi, bak olmaz. Ölçümleme dediğimiz bir olay var. Biz reklamları ölçümleyemediğimiz noktada, her noktada kaybederiz. Ölçümleyebilmemiz lazım. AB testleri yapmamız lazım. Reklamı test etmemiz, denememiz gerekiyor. Kreatifler gibi gibi. Yok dediler ki, yok abi bas 10.000 bas, 20.000 bas dediler ve bastık. Yani çok manyak bütçelerde, hani dönüşümden bahsediyorum, hani dönüşüm başı ücretlerden çok ciddi şekilde geri dönüşler oldu ve biz hemen hızlı şekilde ölçekleyebilmek adına benim söylediğim rakamlara geri döndük ve o markada şu an hala çalışıyoruz. 9 yılımızı doldurduk. Çok da güzel şu an dönüşler alıyoruz. Siz de böyle yapın. Sosyal koltuğun birinci bölümünü burada sonlandırırken bir şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Lütfen bu izlediğiniz videonun altına herhangi bir yorum yapmanızı çok çok rica ediyoruz. Ama bu yorumda da sizin sorularınız mutlaka vardır. Ya Serdar hocam, ya ben bunu gerçekten merak ediyorum, bunu bir yanıtlar mısın dediğiniz durumlar vardır. Bunu lütfen yazın, paylaşın. Peki neden mi? Şundan dolayı, bize yorum yapan her YouTube abonemize biz özel 10.000 takipçiye en hızlı şekilde nasıl ulaşılır, 500 TL değerindeki bu e-kitabı ücretsiz olarak sizlere göndermek istiyoruz. Aslında muhabbet de şu, sizinle birlikte bağ kurmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın ve bütün güzellikler sizlerle olsun.